Evet, bileşik fiillerle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım neler göreceğiz. Yapı bakımından fiillerde basit ve türemiş fiilleri bir önceki videomuzda görmüştük. Şimdi birleşik fiillere bakıyoruz arkadaşlar. Birleşik fiilleri biz genel anlamda 3 ana başlık halinde göreceğiz. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller, yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller ve kurallı birleşik fiiller olmak üzere. Daha sonra kurallı birleşik fiilleri tezlik, yeterlik, sürerlik ve yaklaşma olmak üzere de toplam 4 minik başlığımızda görmüş olacağız. Önce anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin şöyle bir özelliği var. 2 tane kelimem genelde bir isim ve bir fiilim. Yan yana geliyorlar ve bunlar çok fazla böyle kaynaşıyorlar. Yan yana geldikleri için artık bir süre sonra anlamları gerçek anlamlarının dışına çıkıyor. Bu çıktıkları anlamlarla bütünleşiyorlar, kaynaşıyorlar. Ben artık onlar ikisi yan yana geldiği zaman aklıma yepyeni bir kelime gelmeye başlıyor. Anlam olarak 2 kelimeden en az biri gerçek anlamının dışına çıkıyor ve kalıplaşıyor. Bu nedenle anlam olarak kaynaşmış diyoruz biz bunlara genel olarak. Şimdi örnek üzerinden gidince daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Sorduğu soruyla öğretmenin gözüne girdim. Şimdi önemli bir durum var. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiillere dahil. Dahildir. O zaman gözüne girmek burada. Evet. Birleşik fiil. Anlamca kaynaşmış birleşik fiilimiz. Bu işten ben de vazgeçtim. Vazgeçmek birleşik fiilimiz. Şimdi deyim geçmek değil. Normalde çok farklı. Geçmek, geçmek. Geçmek, yürümek. Vazgeçmek geçmek. Değil bir kelime. Evet, yepyeni bir kelime türetmiş oluyoruz. Vaz ismi ile geçmek fiili yan yana geliyor ve birleşik bir eylem oluşturuyorlar. Seneye kârımızın artacağını öngörüyoruz. Görmek. 2 tane kelimem birleşiyor. Biri isim, bir diğeri ise fiil. Evet. Memleketimin toprağı bile burnumda tütüyor. Burnunda tütmek. Burnunda tütmek deyim olduğu için anlamca kaynaşmış birleşik fiillerden biri. Öğrendiği her yeni bilgiye dağarcığını atardı. Dağarcığını atmak bir deyim. Dolayısıyla anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Şirket iflas edince dara düştüler. Dara düşmek yine anlamca kaynaşmış birleşik bir fiilimiz. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller. Türkçe'de bizim kullandığımız 5-6 tane yardımcı fiilimiz var. Ama bunlardan en önemli 4 tanesi etmek, olmak, kılmak, eylemek. Belki biraz uzayacak ama şunu anlatmak istiyorum. Genelde yabancı bir dilden bizim dilimize gelmiş olan bir kelimeyi biz fiilleştirmek isteriz. Niye? Tamam. Derdimiz ne? Derdimiz şu, kendimizi ifade etmemiz lazım. Tamam mı? Mesela şöyle düşünelim, af kelimesi, değil mi? İşte karım bana af uyguladı falan mı diyoruz? Ne diyoruz? Affetti. Affetti. İşte biz bunu fiilleştirmek istiyoruz ya, bu yabancı kelimeye. İşte o zaman yanına Türkçe bir eylem getirerek, bu eylemleri getirerek onları fiil haline getiriyoruz. Yani neymiş? Bir tane isim artı yanına bir tane de şu yardımcı fiillerden birinin gelmesiyle oluşan bir yapıymış bu. Bu yardımcı eylemlerin biri isim, biri fiil demiştik. Şimdi örneklerden gidelim. İncecik giyinip hasta oluyorsun. İncecik giyinip hasta oluyorsun. Hasta olmak bir bir isimdir. Hasta olmak bir fiil. Artık fiildir. O hasta kelimesini ben fiilleştirmiş oluyorum. Nazar eyleme ne olur? Çalış senin de olur. Nazar eylemek. Nazar eylemek. Burada gene yardımcı fiilimiz. Bunu da elini yüzüne bulaştıracağını ben tahmin ettim. Tahmin etmek. Peki, etmek yardımcı. Elini yüzüne bulaştırmak? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Az önce gördüğümüz gibi. Evet. Peki. Babaannem bütün Ramazan boyunca namaz kıldı. Namaz kılmak. Namaz kılmak. Ona yalan söyleyen arkadaşını affetmiş. Affetmek. Şurada yazım kuralları konusunda tekrar geleceğiz ama şuna dikkat edin lütfen. Eğer bu yardımcı eylemlerden biri yanındaki isimle birleşirken arada bir ses olayı olmuşsa birleşik yazılır. Mesela namaz ve kılmak kelimelerini birleşik yazmıyorum. Çünkü 2 kelime arasında bir şey olmadı, ses olayı olmadı. Ama affetmek kelimesi af fiiliyle etmek fiili normalde. Arada bunlar affetmek f türemiş olduğu için ben bunları birleşik yazıyorum. Tamam. Zannetmek, affetmek, hissetmek gibi. Yardımcı eylemlerden etmek ve olmak fiilleri kendi başlarına da fiil olarak kullanılabiliyor. Yani yanındaki isme yardım etmek zorunda değil. Ana fiil olarak kullanıldığı da oluyor. Peki ben nasıl bunları ayırt edeceğim? Şu şekilde cümlede yardımcı eylemi kaldırıp ya da etmek olmak fiillerini kaldırıp cümleye başka bir eylem koyuyorsan o zaman asıl eylem olarak kullanılmış. Yardımcı eylem olarak değil. Mesela bu yıl şeftaliler erken oldu dediğimde buradaki olduğunun yerine ben ne koyabilirim? Erken yetişti. Erken yetişti, erken olgunlaştı. Yeni bir fiil koyabiliyorum, demek ki bu burada asıl fiil olarak kullanılmış. Yani erken olmak diye bir birleşik fiilim yokmuş benim. Evet. Bu araba 100.000 lira eder. Tutar. 100 lira tutar. Yapar. Değil mi? 100.000 lira yapar yani bu araba. O zaman gene burada yerine başka bir fiil koyabildiğime göre burada asıl eylem olarak kullanılmış. Birleşik bir fiil oluşturmamış. Sabah Edirne'de oluruz. Sabaha Edirne'de varırız, Edirne'ye varırız. Sabah Edirne'ye varırız. Evet, bulunuruz. Edirne'de bulunuruz. Evet. Anlamı olduğu için gene burada asıl eylem olarak kullanılmış. Dolayısıyla birleşik eylem oluşturmamış. Bu testlerde karşınıza çıkabilecek en böyle tuzak sorulardan biri olacak. Ama şu taktik sizin işinize daima yarar. Şimdi geçtik kurallı birleşik eylemlere. Kurallı birleşik eylemler iki fiilin yan yana gelmesiyle oluşuyor. Diğerleri isim artı fiildi. Bu da fiil artı fiil kalıbı demek oluyor bizim için. Ve daima birleşik yazılıyorlar. Bunları ayırmıyorum ben. Kurallı birleşik eylemler 4 tane demiştik. Onlardan ilki tezlik fiili. Tezlik fiili bir şeyin çabuk olduğu. Tez çabuk demek ya. Hızlı olduğu anlamını katıyor. İ vermek fiilini diğer fiille birleştirdiğim zaman bu anlamı sağlayabiliyorum. Götürüverdi. Götürmek fiili ile i vermek, e vermek fiilinin birleşmesiyle oluşmuş ve çabuk çabuk götürdü anlamı var. Yazıversek, kesiversen. Çabuk yazsak, çabuk kessek anlamı var. Yeterlik fiili eylemin yapılabilme kabiliyetinin olup olmadığını bazen de izin, kibarlık falan gibi. İşte metrobüsten erken geçebilir miyim diyoruz ya. Hani aslında orada biz yeteneğimizi, kabiliyetimizi ölçmüyoruz. Onu geçebilir miyim acaba ya falan gibi bir şey yok. Orada bir seni vurursak alırım. Müsaade anlamı taşıyabiliyor. Fiilleri ebilmek fiilleri getirilerek yapılıyor. Yüzmek, yüzebilmek. Geçmek, geçebilmek. Geçmek, geçebilmek. Öğrenmek, öğrenebilmek normalde. Şuna dikkat edelim. Olumlusuna ve olumsuzuna. Şimdi şöyle yazayım hemen. Öğrenebilir, öğrenemez. Şuradaki AE hiçbir zaman olumsuzlukta yok olmuyor. Gene bu da testlerde karşınıza çıkabilecek en tuzak şeylerden biri. Ebilmek fiilinde şuradaki E olumsuzda yok olmuyor. Mesela öğrenemez'i olumluya öğrenir diye çeviremem. Oradaki e'yi unutmuyorum. Çünkü öğrenemez'de şey var. Öğrenemez derken buna yeterli kabiliyeti yok gibi bir mana var. Evet. Ama öğrenir dersen buna kabiliyeti sorgulamış olmuyorsun. Evet. Öğrenebilir dersen kabiliyeti ön plana çıkarmış oluyorsun. Yeterliliği. Aynen öyle. Anlayamaz mısın? Anlamak fiiliyle gene ebilmeyin olumsuzu emez, amaz şeklinde karşımıza çıkıyor. Sürerlik fiili. Bu da sürekli yapılma anlamı. Yani bir süre yapılmış o iş. Mesela annen sana karıştıra dur dedi. Karıştırmak ve durmak fiili var burada. Yani ben bir süre karıştıracağım o çorbayı. Belli yani. Anlatıla gelmiştir. Anlatılmak fiiliyle gelmek. 3 tane var burada. Gelmek fiiliyle oluştu. Yani bir süre anlatılmış. Baka kaldık, bakmak ve kalmak şeklinde oluşmuş ve uzun bir süre baktığı anlamına geliyor. Yaklaşma fiili de fiillerin daha az az daha olacağı anlamı taşıyor. Hani böyle az kalsın oluyordu, çok yaklaştı ama olmadı. Fiilleri a yazmak fiilleri getirilerek yapılıyor. Düşmek, düşe yazmak. Ki en sık kullanılan bu herhalde. Evet, düşe yazmak. Evet. Ölmek ve e yazmak, bayılmak ve e yazmak. Dediğiniz gibi çok fazla kullanımı olmayan kurallı birleşik eylemlerimizden biri yaklaşma fiilimiz. Genellikle yaşlı insanlar ya da orta yaş, benim gibi orta yaş ve orta yaş üstü insanlar bunları kullanıyorlar ama gençler arasında çok fazla kullanılıyor. Yaygın değil, evet, doğru söylüyorsunuz.